Orada şöyle bir handikap var sanırım hocam. Yani şimdi kimisi düzenli şekilde yazıyor ama siz de bahsettiğiniz üzere böyle yazı geliyor diyorsunuz. Ben yazmaya gidiyorum. Dışarıda bir şey görüyorum. İşte orada bir öykü Evet. çıkıyor. Gerçek hayattan yazmaya gidiyorum. Ama şimdi bu kadar eser verildiğinde gerçekten baktığımızda çok fazla eseriniz var. Bu zaman nasıl yönetiyor insan? Yani şimdi yazı yazmak için bir kafanın bir rahat olması gerekir. İnsanın kafasının rahat olması gerekir bir anda baktığımızda. Ama o kadar hayat meşgulesi içinde o yazıyı insan düzenli hale de getirmekte zorlanabilir. Evet. Bir anda gelip yazayım dediğinizde o diğer bütün fazlalıklar ne olacak? Yani onları o kafada bir kenara bırakabiliyor musunuz da öyle Ben rahat bir yapabiliyorum şekilde onu. Biraz böyle yazabiliyorsunuz? kompartımanlı zihnim. Biraz da kısmen şizofrenik. Yani bölüm Estağfurullah. bölüm bırakabiliyorum. Çalıntı vakitlerde ben uzun zaman yazdım. Çünkü TRT'de çalıştım, memuriyet yaptım. Belgeseller vesaire, yani mesai veriyorduk. Evde de çok hiç durmuyordum, yani bir tür hiperaktif Evet. sayılırım. Ama yani başka işler de yapıyordum. Çok maymun iştahlılık da var. Zaten farklı türlere yönelmem biraz ondan olmuş olabilir. Bir de tabii ihtiyaç duyuyorum. Ben genellikle bir şeyler anlatmak, yansıtmak, öğretmeye çalışmak için yazmıyorum. Yani ondan eminim. Onun farkındayım. Mesela kendim daha çok öğrenmek, hakikaten merak ettiğim şeylerin peşine düşüyorum. Peki insan en iyi şekliyle yani hangi türde anlatılabiliyor daha çok sizce? Yani hangi türde insan Daha daha çok öykü güzel ve ifade romanla edebiliyor? ve tiyatroyla, tabii sinemayla, modern, yani en sanatın geldiği, hani birikimler üzerinden yürüyen çağımızın da en büyük şeyi olan film diliyle. Ama öykü ve romanla daha çok. Ve Evet. sahnede de tiyatroyla tabii. Hani bu doğrudan insanın psikososyal yapısını, işte süreçlerini, doğasını, ötekiyle ilişkilerinde belirenleri, her şeyi, yani vahşetini, sevgisini, şefkatini, her şeyini öykü ve romanla anlatmak mümkün. Mesela Sait Faik'in öykülerine bakın. Size hep iyi insan olmaya, sevgi dolu, yüreği sevgiyle taşan bir Evet. insan olmaya, Allah'ın can bağışlamaya değer bulduğu her şeye karşı yüksek bir duyarlılık içinde olmaya çağırır, Evet, mesela doğaya etkiler. şefkatli davranmamız gerektiğini Tabii, her hep şeye. öğütler. Her şeyin aslında, hani nereye dönerseniz Allah'ın veçi oradadır şeyi, onda çok yansır mesela. Allah göklerin ve yerin nurudur. Her bütün çünkü varlığın ham maddesi nuru ilahidir. Dolayısıyla onu, mesela ben onun farkında olduğunu düşünerek, hissederek yazdığını zannediyorum. Sabahattin Ali de öyle. Daha çok insanda sevgiyi ve şefkati koruma isteği, adaleti koruma isteği uyandırır. Evet. Mesela diğer yazarlarımızın da çoğu öyledir. Daha çok öykü ve romanla anlatılıyor insan tabii. Deneme sorunlu bir tür. Yani bir tür mü emin değiliz. Mesela Nietzsche onu dönüştürmüş bir tür aslında. Yani Evet, böyle doğrudan bir. geleneği olan kadim bir tür değil. Sonradan zuhur etmiş. Karma, yani Evet, yani şiirle türleri bir aile büyüklerine benzetirler. şiir, İşte evet. şiir babasıdır der. Tabii İşte roman anne ya da çocuğudur der. babasıdır, Evet. kaynağıdır. Mesela şiirle hani öykü arası bir tür mü? Bir şiirle makale, şiirle işte düz yazı arası bir tür. Evet, hadi. Bir de insanın demlenme çağında, yani Hikmet Burcu'nda yazması gereken bir şey. Bizde yazı atölyelerinde ben çok rastlıyorum. Hatta bir espri de yapıyorum. Ne yazıyorsun? Deneme yazıyorum diyor. Diyorum ki denemeyelim, direkt yazalım. Ya bu denemeyi Montaigne bilmem kaç yaşında yazmış. Ahmet Haşim gibi büyük bir şair, dahi bir şair, o kadar deneyimli bir insan, yüksek bir duyuş dünyasına sahip, zeki bir adam, birikimli bir adam. Yani 50'sinden 60'ından sonra yazmış. 40'ından sonra yazmış. Bizde o 15-16 yaşında bir delikanlı veya bir genç Evet. kız eline kalem alınca deneme yazıyor. Ya Hayır. şeyle alakalı olabilir belki daha kolay başlanabilecek bir tür gibi geliyor. Önü arkasını çok İşte düşünüp bir sonra değilsiniz. yanılsama, bir yanılgı bu. Evet. Ama bir Deneme öyle tecrübe değil. de Deneme gerekiyor. yanlışlanamayan hipotezlerden oluşan bir şey adeta. Yanlışlanabilir tabii ki ama yanlışlanamayacakmış gibi kurulan hipotezlerden oluşuyor. O yüzden çok zor bir şey. O da tecrübenin getirdiği bir şeydir aslında. Hani insan çok mesela yüksekten düştüyse artık o konuda nas gibi konuşur. Evet. Yani çünkü deneyimlerle yapılan bir şey, yazılan bir şey. Zaten kelimeler eylemlerdir diyor düşünür. Evet.
Ama öykü öyle değil. Öykü de zor bir tür aslında. Çünkü hele hele günümüzde sürekli değişiyor öykü biliyorsunuz. Hep değişmiş. Yaşam öyle çünkü. Yani değişerek devam etmek, devam ederek değişmek ilkesi var. Allah her an yeni bir şey endedir. Her dem yeni doğarız. Bizden kim usanası? Her gün bir yerden kalkmak ne güzel. Her gün bir yere konmak ne iyi. Dolayısıyla değişiyor ama mesela öykü de zor. Kısa oylum, daha dar ve küçük oylumlu bir şeyle, metinle, daha az sözlerle çok büyük şeyler anlatmak, derin ve özel şeyler anlatmak, çok güzel ifade etmek ve sıkmamak, yani yazının şeyi öyle olması lazım. Kışkırtmak, yani hem düşünme hem duyuş yetilerimizin tamamını kışkırtması lazım. Kısa ve yoğun bir şeyle bir insana da dokunabilmek var. Tabii. Ya da Rasim Özdenören'in öykülerine bakalım. Onda da daha farklı bir dinamik var. Evet, Rasim abi içe çok dönmüş. Bir tozun gözünden dünya mesela. Kendine çok gömülmüş, çok içe dönmüş. İçe dönmek de çok güzel şeyler getirir. Kendisine gömülen insan oradan güzel şeyler çıkarır. Yani bireysel psikolojisini çok şey yapmış, yansıtmış. Onu kullanmış daha doğrusu. Evet. İşte tabii dışa çok bakan insanlarda da güzel şeyler var. Mesela Aziz Nesin'in metin öyküleri çok iyidir. Hani o toplumsal şeyleri eleştirirken, hicvederken mesela çok güzel şeyler yakalar. Evet. Yani kendi içine bakamayan zaten dışarıya da çok bakamaz. Değil mi? Öyle bu evet. İçin dışa zuhuratı, dışın içe hayalatı, birinden ol birine tuhfeler her bahar olur peyda diyor Niyazi Mısri. İç dışı, dış için yansımasıdır. Dış daima içe de yankı verir, yansır. Yani içle dış arasında bir doğrudan bir ilişki vardır. Bazen mesela bir derviş bir tenha da ah çeker, bir yerde yangın çıkabilir. Böyle bir spekülasyon yapabiliriz. Dolayısıyla hani yazıda da böyle, sanatçı açısından da böyle. İçe çok yoğunlaşan, kalbini dağa çıkaran, kendine kilitlenen, kendine gömülen, yalnızlaşan insanlarda, yoğunlaşan insanlardan hani sükut suretinde çok koyu düşer ses diyordu şey Nuri Pakdil. Demlenir yani ve çok güzel şeyler çıkar. Evet. Şiir de bunlardan bir tanesi mesela. Birçok türde yazarız. Hani hepsinin kendince bir sebebi vardır ama yine bu alıntılarınızın içinde belki sizin belki başka bir yerde yaptığınız bir alıntı ama şiir hayatın anlamsızlaştığı yerde başlar diyor. Evet. Bu mesela diğer türler için çok kullanılan bir tabir değil genel olarak. Evet. Biraz daha şiire yakın bir tabir. Anlam arayışı aslında o yüzden. Anlam verme çabası ya da şiir trapezden atlamak gibi ama çünkü mesela 20 senede yapılır, 20 dakikada yıkılabilirsiniz. Evet. Ve doğru ya doğru atlar ya da çakılırsınız. Şiir öyle bir şey. Yani ya iyi şairsiniz ya şair değilsinizdir. Evet. Ortası şiir yok. Şiir öyle bir şey evet, gerçekten. Ortası yok. Ama bizde de bizim özellikle toplumumuzda şiir şey çok hevesli insanlar. Bu güzel bir şey de, güzel de bir şey. Fakat onda eğer hani 40'ından sonra da şiir yazana şair denir diyor bir şair. Çok doğru. Israrcı olmamak lazım. Eğer deha ölçüsünde bir yetenek yoksa şiiri sürdürmemek lazım. Çünkü şiir çok yıkıcıdır. Yani dediğim gibi 20 senede, 30 senede yapılırsınız, 20 saniyede yıkılabilirsiniz. Evet. Çok yıkıcı, çok zor bir şey şiir. Evet. Hem de farklı iç dinamikleri de var. O yüzden derler mesela şiir yazan şairler çok güzel roman da yazabiliyor, çok evet. Güzel öykü de yazabiliyor. Ben çok o kanaatteyim. Rilke, Goethe mesela pek çok şair. Bizde de var o şairler. Atilla İlhan mesela. Yani hem roman yazıyorlar hem şairler ama roman da yazıyorlar. Hatta öykü de yazıyorlar. Hatta işte Sait Faik şiirleri var. Hatta şairlikleri bile daha çok ön planda kaldığı için mesela biz çok bilmeyiz onların hikayelerini. Ya da daha az okunur. Edgar Allan Poe mesela. Yani. Yani öykücü olarak da çok iyiler şairler. Çünkü o dil terbiyesinden geçiyorlar. Şiir hani sözün çok şeyi yani en doğru diyebiliriz. Her türüyle, her tavrıyla şiir. Yani lirik, romantik, işte epik, bütün şiir edaları, tarzları bakımından şair dediğimiz kimlik çok iyi şey yapar. Yani öykü yazar, roman yazar, tiyatro yazmıştır mesela. Şairler dünya edebiyatında da bizde de var. Evet.
Yani Tanpınar da öyle mesela. Tanpınar da öyle, yazar, evet. Tanpınar çok iyi bir romancı, çok iyi bir öykücü, bir edebiyat düşünürü aynı zamanda. Çok Onun iyi da bir sanki düşünür. şeyleri geri planda kalmış gibi biraz daha Tanpınar'ın. Şiirleri tabii Yahya Kemal ölçüsünde değil. O Yahya Kemal'den çok hevesleniyor. Üstadı o, biliyorsunuz. İyi ki de üstadı olmuş. Çünkü o bizim medeniyetimizle tanıştırmış. Tanpınar son Mohikan diyebiliriz. Mesela Türk musikisi konusunda Tanpınar'dan ileride bir edebiyatçı yok şu an. Günümüz edebiyatçılar Türk müziğini bilmiyorlar. Mesela Türk musikisinden pek haberdar değiller. Evet. Şimdi yine böyle sizin sözlerinizden yola çıkıyorum. Çünkü güzel kapıları da açıyor. Yine bir romanınızda olması lazım. Bir eserinizde büyük oranda çocuklukta kuruluyoruz demişsiniz. Evet. İnsan Yani çocuklukta kuruluyor, evet. evet. Yani insan çocuk oluyor. Yıllar sonra da büyüse bile çocukluğundan kopamıyor ve hep oraya bir özlem duyuyor. Ve biz nereye gidersek gidelim, kendimizi yanımıza Tabii götürüyoruz. kendimiz de götürürüz. O şekilde de yazıyoruz. Şimdi siz Sadık Yalsız Uçanlar olarak bir 10 yıl önceki yazdıklarınızda yine yanınızdaydı. Bir yanınızdaydınız yani Sadık Yalsız Uçanlar olarak. O zaman onları yazdınız. Şimdi yine kendinizle beraber geliyorsunuz buraya ve yine bir şeyler yazıyorsunuz. Burada çocukluğa nasıl bir özlem var? Yani o çocukluğa olan özlem Çocukluk nereden kaynaklanıyor? kaynak olduğu için, yani hani saf, işte korunmasız, saf, arı duru. Hani Harakani Evet. Hazretleri'nin öyle bir şeyi var, niyazı. Ya Rabbi senden tertemiz geldim. Yine sana öyle dönmeyi nasip et bana diye. Öyle dönülebiliyor çünkü. Evet. Hani saflığı yücelten bir şey. Çocuk, bir de kaynak. Anne kaynak demek, anne kaynak demek, biliyorsunuz. O kaynağa dönüş, asliyete dönüş, arınma şeyi var, refleksi var, şeyi var, ihtiyacı. Bir de tabii biz ilk deneyimlerimiz hadi çok travmatiktir genellikle. O deneyimlerin zaman içerisinde oluşturduğu düğümleri çözmeye çalışıyoruz. Hani adeta ruhumuza bir sürü öyle düğümler atılıyor ve o düğümleri biz çözmekle uğraşıyoruz. Zaman içerisinde o acılardan kurtulmaya çalışıyoruz. Mesela çocukluk acıları şeydir. Yani büyük savaşların geride bıraktığı kül gibidir. Ya da ölünün arkada bıraktığı enkaz gibidir, kaos Evet. gibidir. O travmaları açmak, aşmak, onları açımlamak, işte çözmek, yatıştırmak, iyileştirmek üzere Evet. çocuklukta kuruluyor. Hatta şeyde de kuruluyor. Yani mesela insanın en büyük sermayesi nedir bir insanın? Helal lokmadır. Ve annesinin onu abdestsiz emzirmemesidir aslında bana göre. Evet. Yani en güzel sermaye o aslında. Ta oradan başlıyor aslında. Yani anne karnından başlıyor filan yani. O kaynağa dönüş, balığın karnına giren Yunus peygamberin durumu gibi. Anneye dönüş, anne özlemi, işte kaynağı ve şeye dönüş tabii. Evet. Yani ömrümüzün belli bir döneminde, o çocuklukta belki çok kısa bir süre ama 7-10 yaş olabilir. Orada kuruluyoruz dediğiniz Tabii, gibi. aslında Sonra yıllar kuruyoruz. boyu orayı çözmeye çalışarak Evet. geçiyor aslında. Onun üstüne inşa ediyoruz, ilave ediyoruz sonrasında tabii. Ve oraya da sık sık atıfta bulunuyoruz. Bu hani şey yapıyorlar işte, insanlar mesela fiziksel ağrılarını, fiziksel ağrı sinyallerine hep için çocukluğa giderler, travmalara. Evet. Onu çözmeden falan. Onlar ben çok anlamlı bu diyorum. Yani onlar Evet. spekülatif şeyler ama bence çok anlamlı. Evet, kesinlikle öyle. Bir de inşa ediyoruz, kuruyoruz daha sonrasında. Evet. Peki biz insanı nasıl anlatmalıyız? Yani şimdi birçok eser yazılıyor. Hepsinde çoğunlukla insan anlatılıyor romanlarda. Birçok toplumsal olay olsa da hepsinin merkezinde insan var. Yani insan nasıl daha iyi anlatılabilir? İnsanı anlatmak için hangi şartlar gerekiyor? İşte tecrübe mi, Evet. gözlem mi, daha iyi kalem tutmak mı, daha iyi gözlemlemek mi? Hangi şartları barındırmamız gerekiyor? Yani hem dış gözlem hem iç görünün çok keskinleşmesi lazım. Bir de özgürleşmesi lazım, yani gözün, bakışın. Evet. Çünkü biz mesela sadece İslamcılar değil, mesela ideolojik kesimlerin tamamına yakın. Yani belli ideolojik angajmanları olan,
şeyleri, vagonları olan mesela yazarlarda sorun var. Hı-hı. Onlar mesela çok dolaysız özgür bakamıyorlar ve yaşamı sokağa iyi anlatamıyorlar. Evet. Çok retorik kalıyor. Yani böyle hep retorik düzeyinde, daha çok şey düzeyinde kalıyor. İdeolojik ve şey kalıplarla bakıyorlar. Halbuki mesela Sait Faik nasıl, bir de çok kasıyoruz biz yazarken. Steril yazmaya çalışıyoruz. Hiç alakası yok. Bunu mesela Tanpınar'ın, başkalarının bizde çok bıraktığı olumsuz etkiler diyebilirim. Tanpınar bizzat öyleydi. Yani konuşurken de öyle. Ama biz onu o steril üslubu, o grift üslubu şey zannediyoruz. Bir de edebiyat yapmaya çalışıyoruz. Edebiyat yapmaya çalıştığınızda edebiyat buharlaşır, yok olur. Edebiyat yapmak diye bir tabir, yanlış bir tabir. Böyle bir şey yok. Bizzatihi yazarsınız. Bunu mesela bu neoepik şiir geliştiren arkadaşlar bayağı yıktılar, evet. Şey yaptılar. Çok anlamlı buluyorum o yüzden. Bizde öyle bir sorun var. Yani ideolojik kalıplarla bakma. Bu yaşamın kalbi doğrudan sokakta atıyor. Bir de insanın içinde atıyor. Yani ruhu, bir de içimiz var, iç dünyamız var. Bu ikisine de biz özgürleşmiş bir gözle bakmadıkça iyi yazamayız. Dilimizin de özgürleşmesi. Yani hayattan kopuk olmamalı. Olmamalı. Dilimiz de özgür olmalı. Rahat olmalı. Mesela bilinçaltımızda çok ciddi sansürcüler var. Yazarken o sansürcüler devreye giriyor çok. Tabii ki belli bir şey, otosansürü yapar insan. Yani evet. Bundan tümüyle kaçınamaz. En cüretkar işte Bukowski gibi yazarlarda bile vardır belli oranda bir sansür. Ama biz çok fazla sansürcüyüz. O yüzden ben mesela 80 sonrası, 90'larda, 80'lerde yazılan hikayelerin pek çoğunda, öykülerin, pek roman yazılmadı İslamcı kesimde ama mesela öykü yazan arkadaşlarımda böyle daha kekeme bir dil, daha böyle retorik sayılabilecek, ağdalı bir dil, steril bir dil gördüğümden onları çok lezzetli okuyamadım. Hani zorlandım okurken. Yani yaşlandıkça da, artık okumakta zorlandıkça da okuyamaz hale geldim. Dönüp tekrar mesela Sait Faik'e, Sabahattin Ali'ye baktım veya dünya edebiyatından başka yazarlara baktım. Mesela onlar özgürce yazıyorlar. Mesela Sait Faik çok rahat yazıyor. Ve kasmadan insan o kapalı grift ya da o süslü dili de aramıyor onlara bakınca. Tabii tabii. Olmasa da olur diyor yani. Tabii. Sait Faik anlatır gibi yazar. Mesela bizde Mustafa abi öyle, Kutlu. Çok da sevilirler. Onu buldu. Tabii. Anlatır gibi yazar. Yani bir dostuna anlatıyor gibi yazıyor. O aslında bizde hikaye geleneği, öykünün kadim zamanlardan itibaren geleneksel dili bu. Ben bunu birazcık son işte 6 kitapta, bu meczupları, sokakta yaşayan insanları, sokakta yaşayan hayvanları, sokak hayvanı, kedileri, köpekleri, delileri, meczupları, çöpçüleri, çöp toplayan insanları, fukaraları, göçmenleri, sığınmacıları falan anlatırken, yoksul insanları, böyle marjinal insanları, işte ne bileyim yörükleri, evet. Yani Namrun Yaylası'nın ta doruğunda yaşayan yörükleri, kendilerine özgü bir dili olan, normalde Adanalıların bile, Tarsusların bile anlayamayacağı bir grameri olan, evet. Neredeyse bir sözlüğü olan insanları anlattığımda fark ettim. Yani son 6 öykü kitabı öyle benim şeyden itibaren, Deli Tomarı'dan itibaren hiç kasmadan anlatır gibi. Ve doğrudan mesela nasıl yazdım o kitapları? İşte her sene Silifke'ye gidiyordum. Silifke'de küçücük bir yazdığımız vardı. Eşimle gidiyorduk çocuklarla. Orada bilgisayarı açıyordum. Her gün düzenli bir şey. Hani hatta arayan arkadaş dostlarıma şey, ne yapıyorsun diye sorduklarında yüzüyorum ve yazıyorum diyordum. Yani üretim var çok fazla. Bu arada mesela bir markete var. Gidiyordum. Çöpçüyle karşılaşıyordum. Meğer özel bir insan. Çöpçü dediğimiz özel bir insan. Evet. Bir şey söylüyordu. Onunla aramızda bir diyalog geçiyordu. Gelip yazıyordum. Ondan bir öykü kuruyordum. O kadar etkileyiciydi tabii. Evet. Peki kendinizi benzettiğiniz bir yazar oluyor mu? Yani mesela Ahmet Mithat Efendi de Bine Aşkın Eser. Estağfurullah. Çok onun için. Yani o eser vermesi açısından, o üretkenlik tabii açısından. Bizim yazdıklarımıza eser, siz lütfediyorsunuz nezaket ve zerafetle. Eser diyorsunuz. O hani kitap demek daha doğru. Çünkü zaman içerisinde onlar gelecek kuşaklar tarafından da okunursa, ilgi görürse o eserleşebiliyor, kalıyor. Evet.
Hani kum gider sel kalır. O kalanlara biz eser diyoruz aslında. Demek lazım belki de. Hacı evvel diyor Cemil Meriç. Hatta sonraki kuşağa göre Hacı evvel, bana göre hem Hacı evvel ve ahir diyor. O gerçekten müthiş bir adam. Bir dahi. Yani ilk öykü ve romanları yazıyor. Evet. Öykü tabii geleneğimizde var ama romanları yazıyor bilhassa. Her türde kitap yazıyor. Her konuda yazıyor. Yani kozmetik ürünlerle ilgili de yazıyor. Coğrafyayla, tarihle, doğayla, zoolojiyle, denizle, okyanusla, dünyayla, ahiretle, metafizikle, her şeyle ilgili yazıyor. Aşkla ilgili yazıyor. Batıyla ilgili yazıyor. Doğuyla ilgili yazıyor filan. Biraz da tabii didaktik şeyleri de var. Yanları da var. Eğitici, öğretmeye çalışıyor. Ama mesela o kadar ilgiyle okunuyor ki. Bir de biliyorsunuz hiperaktif. Evet. Gazete çıkarıyor. Gazetenin baş yazarı kendisi, ser muharrir kendisi. Efendim 5-6 müstahar isimle, takma adla yazıyor. Musahhihi kendisi. Mürettibi, dizgicisi kendisi. Düzeltmeni kendisi. Musahibi, sahibi kendisi. Müvezzii, dağıtıcısı kendisi. Matbaa evinin altında böyle bir tefrika yapmış. Bir roman tefrika ediyor. O zaman gazetelerde, hatta bu 70'li yıllara, 80'li yıllara kadar sürdü biliyorsunuz. Günümüzde bile tekil olarak birkaç gazete bunu nostaljik şekilde yapıyor. Romanlar tefrika edilirdi her gün. Arkası yarın gibi, yazılı arkası yarın gibi. O kadar ilgi çekmiş ki bir hırsız tam eve girmek üzereyken girdiği pencerenin pervazının ağaç türüyle ilgili, abanoz ağacı mı artık ne ağacıysa, bilgi vermeye başlıyor. Bu filan ülkede şu mevsimi çok sever, iklimi çok sever, suyu çok sever filan anlatıyor filan. İşte bunlara şu familya denir, şu keresteler şeyde kullanılır işte falan. 2 gün, 3 gün derken bir gün bakmış sabah bir gürültü çıkmış. Pencereden bakmış ki aşağıda alt katta matbaası var, gazetesi, idarehanesi, üstte evi var. Döviz ve pankartlarla okuyucular gelmiş, nümayiş yapıyorlar, gösteri yapıyorlar. Ya o ol sarik, ol hırsız yarın o pencereden girer ya da bu binayı başına yıkarız diye. O kadar da nabzını tutuyor okurun, ilgi çekiyor. Evet.